Değerli Müslümanlar, bizler beşer olarak en küçük işlerimizde dahi kısım gayeler ve maksatlar tutuyoruz. Her davranışımızın arasında bir hedef kendisini hissettiriyor. Bir mektep açıyoruz da şayet memleketin ilmine, ifadına hizmet etmek için açıyoruz. Bir kısım muallimlere para vermek ve bir kısım çocukları sokaktan almak için değil, belki bu arada bu işte dolayısıyla yapıyor. Bir üniversite açıyorsak şayet bizi geçmiş çok iler vermiş. Bundan sonra yapacağımız hamleler ne kadar büyük olursa olsun çok kolaylıkla arada mesafeyi kapatamayacağız. Batılılar seviyesinde yeni keşifler, yeni icatlar yapalım diye. Üniversiteyi bunun için açıyoruz. Ama bu arada bir kısım profesörler, bir kısım öğretim vazifeleri maaş alıyorlar. Talebelere bir şeyler öğretiliyor veya sokaktan alınıyor. Dolayısıyla yapılıyoruz. Asıl hedefi bunun memleketin ilmine, irfanına yardım etmek. İçinde bulunduğu tedenninin karnından onu çıkarmak, evci kemale ulaştırmaktır. Bir ordu teşkil ediyoruz. Her kademesinde bu ordunun ideal ve gayri olarak memleketin dahilinde artan şimdi elini düşünüyoruz ve dış düşmanların taarruzuna karşı onun sertli Türkan'ın gibi görüyoruz. Burada bir kısım kışlalar yapılıyor, bir kısım subaylara maaşlar veriliyor, neferata masraflar yapılıyor. Bunlar dolayısıyla yapılan şeylerdir. İnsan dünyaya gönderiliyor. Bir nefer gibi dünyaya gönderiliyor, askerlik erkanını öğrensin diye. İnsan bir talebe gibi bir mektebe kaydoluyor. İnsan bir muallim gibi öğrendiği şeyleri başkalarına öğretmek maksadıyla bir mektebe muallim oluyor, bir mektebe intisap ediyor. Dolayısıyla istifade ettiği, dolayısıyla gördüğü vazifeler olabilir. Fakat onun yaratılışının, dünyaya gönderilişinin, burada yaşlanmasının ve sonra kabre girmesinin ve kabrin verasında asıl gayesi ve hedefi Allah'a vasıl olmak, ahirette mesul olmaktır. Dolayısıyla Allah dünyada da saadet veriyor kendisine inanan ve ahirete inananlara. Mümin, ahirette Mevla'nın huzuruna çıkmayı hedef alarak hareket edecektir. Zahir işlerini yapacak, ihmal etmeyecektir. Fakat mütemadiyen nazarını oraya dikecek, matmahı nazar yapacaktır. Bir oraya bakacak, bir de işlerine bakacaktır. Bir öbür alemi safha safha, sayfa sayfa düşünecek, bir de sayfaya amaline bakacak, ona göre vaziyet almaya çalışacak. Ona göre adımlarını atmaya çalışacaksın. Allah bizlere izan ve idrak ihsan eylesin. Haram İbn-i Milhan, sinesinden yediği mızrakla, sinesine mızrak saplanınca şakır şakır kanlar akarken, gözlerini namütenahi ufuklara doğru dikti ve dudaklarından şu sözler döküldü. Hüzzu ve Rabbin Kâbeti. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki şu dakikada kurtuldum diyordu. Kanını yüzüne sürerken, sizin çok iyi bildiğiniz bir kahramanın zannedilme suretiyle mevzuu bir şahatla tutturmayı düşünüyorum. Mus'ab bin Umeyr, her anam delikanlının ruh hayatında maket bırakacak, bir çizgi bırakacak Mus'ab bin Umeyr. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın işin başladığı dönemde ifadesi içinde, yani Medine-i Münevvere'de Mus'ab'ı derilere sarılmış gördüğü anda parmağını kaldırıp onu gösterirken ifadesi içinde şöyle ifade eden Mus'ab radıyallahu anh. Resul-i Ekrem ona bakarken bütün gözler de dolmuş ona bakıyordu. Mekke'de en aziz yaşıyordu. Ama inandığı dava uğruna her şeyini feda etmiş, servetini, zamanını feda etmiş, yumuşak aile yuvasını, okşayıcı döşeyi, tatlı gıdaları feda etmiş. Belki günlerce ağzına lokma girmez hale gelmiş.
Ve bu vaziyette Medine-i Münevvere, Medine-i Tahire'ye hicret etmiş. Bir postun, bir derinin içinde her şeyini feda etmiş, huzur-u risalet fenaide dimdik duran Musab-ı Allah Resulü gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şunu görüyorsunuz değil mi diyor. Görüyoruz ya Resulallah, dolu dolu gözlerle, hıçkırık dolu ifadelerle görüyoruz ya Resulallah. Mekke'de anne ve babasının nezdinde bundan daha aziz bir delikanlı ben bilmiyordum. Herkes buna bakardı. Süsüyle püsüyle herkesin dikkatini çekebilecek mahiyetteydi. Allah ve Resulü için her şeyini feda etti. Allah ve Resulü için öylesine her şeyini feda etti ki, belki bu söz söylendikten kısa zaman sonra Uhud'da Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde bulunuyordu. Ona çok dikkat etmek lazım. O gün Efendimiz'e ait bir rubayı, bir libası giymişti sırtına. İbn-i Kamiye Resul-i Ekrem'i yaraladıktan sonra Mus'ab'ın karşısına dikilmişti. Mus'ab'ı Resul-i Ekrem zannediyordu. Onun başına, koluna, kanadına kaldırıp indireceği kılıçları İslam'ın beyni ve bazısı olan Resul-i Ekrem'in başına kaldırdım, indirdim zannıyla yapıyordu. Mus'ab belki daha 30'una gelmemişti. Henüz delikanlılık çağındaydı. Şekliyle, şemailiyle, siretiyle, suretiyle Resul-i Ekrem'e çok benziyordu. Rubayı da sırtına getirip mihveri başına koyunca elleri kırılası İbn-i Kamiye, Mus'ab'ın karşısına dikilmişti. Kaldırdığı sert bir kılıç darbesiyle sağ kolunu, bayrak tutan sağ kolunu aşağıya indirince وَمَا مُحَمَّدُ لِلَّا رَسُولُ وَتْخَلَتْ مِنْ قَبْلِ الرُّسُولُ diyordu. Bu sure-i Âl-i İmran'da bir ayettir. Ama henüz bu ayet nazil olmamıştı. Bu ayet Mus'ab'ı tercihlen nazil oldu. Kıyamete kadar da ayet nazil olmadan Mus'ab'ın sözü halinde ifade edilen bu söz Kur'an'da tilavet edilecektir. Sağ kol aşağıya düşüyordu. Muhammed sadece Allah'ın Resuludur. Vefat edebilir. Ondan evvel de çok peygamberler yaşadı ve vefat ettiler diyordu. Bayrak yere düşmesin diye sol koluyla bağrına basıyordu onu. Bir kılıç darbesi sol kolunu da indirirken yine وَمَا مُحَمَّدُ لِلَّا رَسُولُ تَقْخَلَتْ مُزَّبْرِ رُسُولُ diyordu. Nihayet kolu da kesilince kesik kollarıyla sıkıştırıyordu. Düşmesin bu diyordu yere. Bir kılıç darbesi boynunu indirince bayrağın üzerine yıkılıyordu. Yıkılıyor fakat kesik boynuyla yüzünü saklamaya çalışıyordu. Manzara işin ötesindedir. İbn-i İshak bunu adım adım takip etmişten bize naklederken aynen şöyle diyor. Resul-i Ekrem şehada arasında aradı Mus'ab'ı buldu. Gözlerinden şakır şakır yaşlar dökülüyordu. Dudağından da minel mu'minine ricarun sadaku ma ahadullah aleyhi ayeti nazil oluyordu. Allah kullarından Allah'a karşı verdiği ahde sadık nice kimseler vardır ki verdikleri sözde erkekçe durmuş, Allah'a verdikleri sözü yerine getirmişlerdir. Bu ayet sanki Mus'ab'ı anlatıyordu. Ama Mus'ab yüzünü saklamıştı. Kesik boynuyla yüzünü tozun toprağın altına sokuvermişti. Değerlendirici şöyle değerlendiriyor. Beni Resul-i Ekrem diye şehit ettiler. Şayet yüzümü görürlerse o olmadığım anlarlar, bu meydanda yine Resulullah'ı ararlar. Yüzümü görmesinler diye saklayayım diye. Yüzünü saklamıştı Mus'ab. Hayatının bir gayesi vardı. Hayatının gayesi o gayeyi kendisine talim eden Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam uğrunda feda etmekti. Feda edip aziz olarak, aziz bir şehit olarak haş ve neşr olmaktı. Neydi acaba onda bu duyguyu meydana getiren husus? Allah'a inanması, Allah'a imanın neşveti içinde ahiret saadeti ebedi hayattı. Ebedi hayat meselesi bahis mevzu olmasa bir insanın ölmesinin manası olmayacaktır. Bir insanın şehadetinin manası olmayacaktır.
kolunu kanadını vermenin manası olmayacaktır. Yüzünü saplamanın manası olmayacaktır. Boşu boşuna manasız bir kahramanlık olacaktır bu. Ama onun kolunu vermesi, kanadını ulvi bir dava uğrunda feda etmesi, yüzünü ulvi bir dava uğrunda saklaması, ona öyle bir imtiyaz kazandırır, öyle bir müstesna keyfiyet kazandırır ki, bu meseleyi bir tartabilecek mizan ve terazi bilmiyoruz. Bunu ahirette Allah tartacak. Melekler seviyesinde ulvi keyfiyet ve duruma Allah mükafat ihsan edecektir. اَذَا حَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَةً وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Ya siz Allah'a dönmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Hepiniz döneceksiniz. Hepiniz döneceksiniz. İçinizden veya dışınızdan niceleri kim bilir? Kaçaklar ve firariler gibi boyunlarında pranga, ayaklarında zincir Allah'a öyle dönecekler. Herkes Allah'a dönecek. Ama nice şerefliler de Musab bin Ümeyr gibi dönecek. Yüzünü niçin sakladın Musab? Resuluna zarar gelmesin diye ya Resulallah. Son dakikada dahi bu kadar civar merdan ölen insanlar, onlar da Allah'a dönecekler. Bütün beşer saf saf olacak. Halaka halaka Resul-i Ekrem'in etrafında bir vücut teşkil edecekler. İyiler de kötüler de teşkil edecekler. Ela inna ahsenel kelami ve ablan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون